Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Bayram. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin 4. bölümünü çekiyoruz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde ne yapmıştık? Hemen dilerseniz onları şey yapalım. Birazcık evimizin şeyini, temelini atmıştık. Birazcık evimizle ilgilenmiştik ve daha sonrasında da şey yapmıştık. Keşiflerimizi yapmıştık. Birkaç tane piramit keşfetmiştik. Bir an öyle birazcık çevremizi araştırmıştık. Bir de bir tane eşek eğitmiştik. Eşeğimizi de eğittik. Onda sıkıntısı yok şu anlık. Arkadaşlar ben evi tamamladım. Gördüğünüz gibi içi şu anda boş ama evi tamamladım. Evimiz 3 katlı oldu. 2 katlı bir tane de terasımız var şu anlık. Evimiz böyle. Ön tarafımızda şuraya böyle şurayı güzel çiçeklerle süsledim. Zaten bir önceki bölümde nasıl olacağını daha çok biliyordunuz hepiniz. Buraya şey yaptık. Neydi onun adı? Hayvanlarımızı koyacağız buraya. Ahır yaptık. Şurada birkaç tane cam eksik kalmış. Onları da bir tamamlayalım. Öyle küçük eksiklikler olur yani. Onlarda da sıkıntı yok. Şu kadar camlarımız vardı zaten. Bu arada hasta gibiyim. Özür dilerim. Sesim biraz garip çıkabilir yani. O yüzden dolayı. Şöyle camlarımızı yerleştirelim. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu arada hala kanala abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Hem izleyicilerden de abone olmamazlık yapmayın. Abone olun. Daha sonra videomuzu beğenebilirsiniz. Bir de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bizim için çok değerli yorumlarınız var. Tarlamızı ilk önce yapalım isterseniz. Zaten su yapacağız. Bu arada yanlışlık var. Game of Survival'a Creative'e geçmişim. Şöyle o yüzden dolayı da özür dilerim. Durun. Sınırsız su yaptığımız zaman zaten sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şöyle. Orası sınırsız oldu. Şöyle burayı da sınırsız yapalım. Buğday yetiştirebiliriz. Havuç yetiştirebiliriz. Daha sonra patates falan da yetiştirebiliriz. Bunlar tabi hepsi şey alternatif ve daha sınırsız olmalı orası. Şöyle güzel, burası da sınırsız oldu. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda sınırsız oldu. Kovamızı tekrar dolduralım. O da lazım oluyor çünkü. Bu arada iki tane de kayış bulmuştuk. Onlar da lazım olacak şimdi bize. Bir de çapa yapalım dilerseniz arkadaşlar. Çapıya bir ihtiyacımız olacak. Şöyle. Gidelim evde taştan bir çapa yapalım. Hem de bir konuşamadım. Uyuyup uyanalım. Heh, oldu. Kış
kişi olunca da bu grip işi bayağı şey oluyor ya. Bir kurtuluyorsunuz, bir tekrardan bulaşıyor falan. Evet, şapamızı da yaptık. Vardı, uyumayı unuttum. Evet, şimdi uyanalım. Hızlı olmamız gerekiyor. Vaktimiz önemli yani. Vakit nakittir diye bir sözü atasözümüz var. Boş bir söz değil. Bizim de vaktimiz, nakitimiz. Vakit olmadan şey yapamıyorum. Oyunun zaten şeyler, görüntüler değiştiği için şöyle. Evet. Bu sular iki tarafını dört dört olarak ıslatabiliyor. Öyle bir özelliği var. Burası da şu anda oraya tam uygun bir şekilde hazırlanmış. İyi denk geldi. Oha. Çapa bitti ama. Bir tane daha yapalım. Şöyle hepsini şimdi gidelim. Şu evdeki tüm tohumlarımızı filan alıp gelelim hemen. İlk önce full buğday ekelim. Şöyle. Evet, şunları da alalım. Şu da belki lazım olur. Ekebiliriz. Başka da ekilecek bir şey yok ya. Yani. Bu arada şu iki ekle şeyini pişirelim. Bunlar da lazım olacak yemek için. Ve şunu pişirelim. Şöyle. 58 tane tohumumuz var ama şey yapalım bakalım. Çıkartmaya çalışalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar, saat köşeye bir tane anket koyacağım. Hem yorumlarda hem de o ankete göre evimizin güzel olup olmadığına siz karar verin. Olmuş mu olmamış mı ona göre ben de bileyim sevip sevmediğimizi. Şöyle. Evet, galiba yeterli bu kadar ya. Şunları bir ekelim bakalım. Büyüttükçe zaten daha çok ekeriz. O sıkıntı değil. Evet. Bunları da ekelim. Bir şekilde zaten büyüyorlar. Evet. Şurayı da ekledim. Şuraya da şu
tane pancar tohumumuzu ekelim. Onlar da büyürse şey yaparız. Yani tamam, bir olgunlaşsın, bir toplayalım. Biz de o arada hayvanlarımızı şey yapalım. Hatta olgunlaşanın birini alalım şimdi. Tamam. O tam büyümemiş. Yanlış oldu. Şimdi şu ineğimizi hayvana ahırımıza götüreceğiz. Gel bakalım. Gel. İnek manyak mısın? Nesin? Gelsene. Gel, bak eşek çıkacak. Dört beş tane getirelim. Bunlar burada çiftleştirdiğimiz zaman zaten. Gel. Düz gel, düz. Sağ yap şimdi. Değnekçi ol. Gel bakalım. Orada bir durun bakalım siz. Arada şu atlara da bir bakalım. Bunlar acaba? Dur arkadaş. Beyaz atlar genellikle iyi oluyor ama şu anda 4 tane olan var. 2 tane olan var. Başka? O 4 tane olanı bir eğitelim ya. O muydu? Değil. Şuydu galiba. Buyur. Evet. Bunu bir evcilleştirelim. Zorluk çıkartma. Gel buraya. Gel. Sanki eğer bulmuştuk diye hatırlıyorum. O zindanda bulmuştuk. Hadi be. Evcilleşmiş. Tamam. Gel. Gel babaya. Ha, nereye gidiyorum şu an? Gel. Bir bakalım bakalım. Fazladan ne yerimiz var mı? Varsa çünkü çok iyi olur. Gel bakalım. At değil, gel buraya. Niye zorluyorsun? Kardeşim. En son inek getiriyordum. Ne ara baktım ya. Oradan oraya atlıyoruz. Oradan oraya. Ne oluyor? Gel bakalım. Abisi. Gel. Biliyor musun bu ben niye uğraşıyorum ki ben? 2 saat gel. Geleceksin lan. Gel buraya.
Bu arada şeyler olgunlaştı. Onları da bir toplayalım. Onları bir alalım. Kırılma sahneleri çok. Topluyoruz kuralıyı. Şöyle. Bunları bölümde çok bir şey yapmıyormuşuz gibi görünebilir ama aslında temel şeyleri yapıyoruz. Yani ona emin olabilirsiniz. Bunlar çünkü ileriki bölümler için gerekecek. Onda hiç şüpheniz olmasın. Sonuçta yemek olmadan hiçbir şey yapamazsın. Şöyle bunları da ekleyelim. Tamam. Bir tane daha inek getirelim. Daha sonra da bunları çiftleştirelim. Da beklemeye gerek yok. Ve bir, iki dediğimiz zaman o ikisi çiftleşiyor ve bir tane küçük çocuk oluşuyor. Gördüğünüz gibi nüfus artışı diye bir gelişimimizi kazandı. Buradan gel babası. Şöyle. İneği dört nala koşturuyor. Geldi. Şöyle. Geliyorsun. Hop. Hop 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 hop. Abi sen nereye gidiyorsun? Daha doğar doğar. Kardeşim burada fazla inek mi? Ha tamam. Onların da küçük bir çocuğu oluyor ve böylelikle şu oluyor. Şimdi madenimize bir inelim bakalım. Ona bir bakayım. Sanki eğer bulmuş bir bakılıyorum ya. Maden. Yok, bulamamışız. Bakayım. Yok. Neyse. Böyle şimdi birazcık şey yapalım. Sandık yapalım. Bayağı bir of. 20 tane filan. Daha sonra evimizin içini döşeyelim. Evimize taşıyalım eşyalarımızı. Şöyle. Şuraya yapabiliriz. Fırınlarımızı, eşyalarımızı bu bölüme yaparız.
Şu bölümü uyuma bölümümüzü yaparız. Böyle üst katlarda daha şeylerimizi yaparız. Şimdiki. Birazcık bir 15 tane üç tane sandık. Şöyle gidip şimdi birazcık taş alalım. Taş aşağıdan alalım. Galiba yukarıda bitmişti. Şöyle. Bol taş ihtiyacımız var. Burayı da bu arada şöyle kaç santim daha yapmamız lazım. Etrafı da bir aydınlatalım. Buralarda. Etrafımızda canavar doğmayacakmış gibi yapacağız yani buraları. Bayağı bir aydınlatacağız. Şöyle. Aynen. Şimdi 1, 2, 3, 6, 9, 12 tane yapsak yetiyor abi. 12. Şöyle. Bunlar lazım olacak. Fazla gibi gözüküyor da şimdi. Lazım olur onlar yani. 2, 4. Bu arada yeni güncellemeyle bu sandıkları yan yana koyabiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Uzaklı sandık yapmamıza gerek kalmıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane daha sandık yapmam gerekiyor. Şöyle. Bunları bir yapalım bakalım. Aynen şu anda. Köşeye bir süs gibi bir şey yaparız çimlerde. Böyle bir planlama yaptım şu anda. Şimdi şuraya değerli madenlerimizi getireceğim. Üstümüzdeki şuraya odunlarımızı, taşlarımızı, yapı malzemeleri yok. Hatta buraya yanlış koydum. Benim bir düzenim var. En altta şöyle yiyecektir, odur budur. İkinci şeye böyle biraz yapı malzemeleri filan. Taş, odun. Şunlar. Aynen. Şunları da koyabiliriz. Gelin de aşağıdan da madenlerimizi falan da getirelim. Hatta taş ve şey sandığını ayrıdan mı yapsak şu anda karar veremedim. Daha sonra da ayırabiliriz aslında ya. Şöyle şunları da alalım. Vagonlar durabilir burada. Demir kazma da durabilir. Altın elma durabilir. Sandıklar alalım. Şunları alalım. Aynen. Gidelim bakalım. Eğer videoda bitiremezsek, video sınırına ulaşırsa zaten ben şey yaparım. Bunlar bölüm dışında yaparım. Bunlar önemli işler değil.
Önemli işler değil ama uzun süre alamış. Şunları yerleştirelim. Daha sonra bunları da koyalım. Bir daha inelim aşağı. Bunları aldık. Burada şu ikisini de alalım. Demir kazma burada durabilir. Bunlar da durabilir. Bunlar da burada dursun. Örtümüz de orada durabilir şu anlık. Lazım olursa orada gider yaparız işlerini. Örtüyle ilgili işleri. Taşıyalım şuraya. Tamam. Bizim eve bir gidelim bakalım. Çıkamadım ya. Burası da nasıl bir yer? Eğer yok ama şu elması hep takabiliriz aslında. Şöyle demirler filan var burada. Sandık filan var. Aslında sandığı unutmuşum. O eşekteki eğer bir alalım. Atımızı bir deneyelim bakalım. Güçlü müymüş, değil miymiş, onu bir görürüz. Şöyle takalım. Belki eğer bir alalım. Daha sonra bak, bilmem gerekiyor. Tamam. Allah. Durun bir dakika, ben bir test etmem lazım atı. O 3 blok sıkıyor. Bir de koşmasında sıkıntı var. O da yeterli gibi ya, yeter. Evet, geri ahırımıza koyabiliriz. Evet, şöyle şurayı da kıralım. Yavaş yavaş da videonun sonuna gelsek herhalde bir zarar olmaz. Çünkü ben bir videonun süresine bir bakayım arkadaşlar. Yeterli süreye ulaşmışsak videomuzu bitirelim, bu kadarlık. Size daha fazla bekletmeyeyim ben. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar, süremiz yeterli. Şu anda bir sıkıntımız yok. Evimizi yaptık. Şöyle bir, hatta şu dağın üstünden bir evimize bir bakalım. Evimiz çok güzel görünüyor yani. Da şu dağın üstünden bakalım. Orada daha yüksekmiş.
Şu oralara da bir ev filan yapabiliriz aslında. Oralar da güzel yerler böyle. Oralarla ilgili planlarım da var. Veya oluşacak. Mutlaka olur. Planlı programlı ilerlemeye çalışıyorum bakalım. Sizler de desteklerseniz ben bu videoya ağırlık veririm. Yani hem Mayıs ayında kar serimizi hem şey serimizi hepsinde ilerletmeye çalışırım. Şu anda nereye çıktım bilmiyorum. Yanlış yere çıktım. Neyse şuraya çıkalım. Burada videomuzu evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evimiz zaten aynısı gibi oldu. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Buralara yapılar yapacağız. Belki şu dağın üstüne yaparız. Şuralara yaparız. Etrafa böyle yayılacağız yani. Dördüncü bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve halen kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. O destekleriniz benim için çok önemli. Bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenebilir, paylaşabilir ve o değerli görüşlerinizde yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.